Günaydın abilerin en yakışıklısı. Nisa, seninle konuşacaklarım var. Tamam, konuşalım, ne diyeceksin? Daha önce halletmem gereken şeyler var. Babam ve annem arasındaki sorunları çözelim. Sonra da seninle konuşacağım. Tamam da ne? Sonra. Bu ihale şirketin geleceği adına son derece önemli. Bizim kazanmamız şart. Elbette. Sadece şirketin değil, bizim kişisel başarımız için de çok önemli. Yoksa yine kendini unutup şirketin çıkarlarına mı öncelik veriyorsun? Bilmem. Belki öyle, belki de değildir. Seninle el sıkışmamızdan beri değişen hiçbir şey olmadı. Yoksa ben mi kaçırdım? Bu kadar sabırsız olmaya gerek yok. Çok yakında anlayacaksın. Bebeği aldırmayacaksın. Buna izin veremem. O bebek? Tabii ya. Bebeğimiz bile diyemiyorsun. Öyle demek istemediğimi biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Bildiğim tek şey, evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirmektense onun hiç doğmamasının daha iyi oldu. Ona bu utancı yaşatamam. Ayrıca bunu ben de, ailem de kaldıramayız. Sakın benden bunu isteme. Dersek bu azapla baş edemeyiz. Bu ikimizin de sorumluluğu. Onun yaşaması için gereken neyse yapacağım. İkimiz de mecburuz buna. Peki ya o kadın? Efendim baba. Merhaba oğlum. Ha bak, şimdi önemli bir işin yoksa mutlaka akşam yemeğini eve bekliyorum. Konuştuğumuz gibi seni bu akşam kardeşinle tanıştıracağım. Peki baba, geleceğim. Görüşürüz. Ben sorumluluğumu üstleneceğim. Harun, sana bir soru sordum. O kadını görmeye devam edecek misin? Konuştuğumuz konu o değil. Burada masum bir bebeğin hayatı söz konusu. Her ne olursa olsun onun yaşamaya hakkı var. Bu bebek kaybettiğimiz şansı bize yeniden geri verebilir. Sadece sen, ben ve bebeğimizle mutlu olabiliriz. Tıpkı o kadın aklını çelmeden önce hayal ettiğimiz gibi. Senin hata yaptığını anlayacak. Bir daha asla onun hakkında konuşmanı istemiyorum. O benim için çok değerliydi ve öyle kalacak. Beni yalan söylemek zorunda bırakma. Biz asla mutlu bir aile olmayacağız. Sadece bir bebeğin yaşama hakkını korumaya çalışıyorum. Benden daha fazlasını istemem. Hala onu düşünürken nasıl yapacaksın bunu? Nasıl koruyacaksın bebeğimizin yaşam hakkını? Ne gerekiyorsa onu yaparak.